Armamızın Gücüyle programından herkese merhaba. Biliyorsunuz her hafta olduğu gibi bu hafta da kadın futbol takımımızın oyuncularını sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bu haftaki konuklarım da Neslihan Aktaş ve Merve Nalçacı. Kızlar hoş geldiniz öncelikle. Nasılsınız diye hemen hızlı bir giriş yapayım. Merhaba. İlk önce her şey için çok teşekkür ederiz. Biz davet ettiğiniz için. Ne demek? Biz çok şükürlüyüz. Takım olarak, kızlar olarak, hocalar olarak herkes çok iyi şu an. Süper. Sen nasılsın Merve? Hoş geldin. Öncelikle merhabalar. Hoş bulduk. Bizi davet ettiğiniz için teşekkür ederiz. Biz her zamanki gibi devam ediyoruz maçları da, antrenmanları da. Çok güzel süreçteyiz. Olumlu gidiyoruz. Ve yani kısacası çok iyiyiz yani. Harika, süper. Görüyoruz zaten çok çok iyisiniz. Arada böyle ufak bir tatsız bir olaylar yaşadık. Oraya tabii ki sonra geleceğim, sizin de fikrinizi alacağım ama Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı olarak bomba gibi yolumuza devam ediyoruz. Ben tabii ki her konuğuma, her kadın futbol takımı oyuncusuna sorduğum gibi sizlere de tabii ki futbola nasıl başladığınızı sormak istiyorum. Önce Merve senden başlayayım. Neslihan sen çok heyecanlısın biliyorum. Biraz senin heyecanını azaltmak için. Merve'cim senden başlayayım. Sen tecrübeli bir kadın futbol oyuncusun çünkü. En başa dönersen bize futbola başlama hikayeni anlatırsan çok sevinirim. Öncelikle ben babam öğretmen olduğu için biz Almanya'ya taşınmıştık. Almanya'da futbola başladım ben 4 yaşında. Babamla oynamaya başlamıştım. Hatta çocukluk fotoğraflarım bile var babamla oynarken. Harika. Hep sokakta oynuyordum. Ondan sonra biz Türkiye'ye taşındık. Türkiye'de ben sokakta erkeklerle oynamaya devam ettim. Ondan sonra bir İzmir'e taşıma durumumuz oldu. Ama babam yani mesleğini emekli olunca ben de orada kulüpte başladım. Çünkü beni hep orada öneriyorlardı, bir kulübe başla. Okul takımıyla süreçleri devam ettiriyordum. Orada Besem Spor'la başladım İzmir'de. Ondan sonra tekrardan İstanbul'a taşınınca biz de Çamlıca Spor'a ben transfer oldum birincilikte. Oradan İzmit'e, İzmit'ten de Beşiktaş'a, Beşiktaş'tan da Kireçburnu, Ataşehir derken devam ettim. Fenerbahçe'ye yolum düştü ve iyi ki düştü diyorum. Harika. Sen aslında bayağı bir takım gördün. Bayağı bir takımın aslında nasıl söylesem, şöyle yanlış söylemek istemiyorum. Bir sürü takımın aslında formalitesi, her şeyini görüp ona göre harmanlandın. Evet. Türkiye'de pek çok takımı gördün. O da senin için bence futboluna pozitif etki ettiğini diye düşünüyorum. Sen de öyle düşünüyor musun? Evet, bazı kulüplerin hani ne kadar düzeyde olduğunu gördüm. Bazı kulüplerin ne kadar profesyonel olduğunu gördüm. Ve öncelikle Fenerbahçe diğer kulüplerden çok daha kalite olarak üst düzeyde. Profesyonellik seviyesi bayağı bir üst düzeyde. Çünkü ben hani hayallerimi de gerçekleştirdim futbolda. Ama Fenerbahçe ile şampiyon olmak istiyorum. En büyük hayalim bu. Şampiyonlar Ligi'ne de gittim çok şükür. Milli takımda da oynadım ama hala hayallerim devam ediyor. İnşallah nasip olur. Tabii ki daha hayallerin sonu yok, devam ediyor. Neslihan hemen sana gelmek istiyorum. Sen de tabii ki nasıl futbola başladın, izleyicilerimiz öğrensin istiyorum. İlk önce ben ilk önce basketbol maçı şeyden başladım. Basketbol takımda, evet. Basketbol takımdan başladım ben. Futbola başlamadan önce bir takıma gittim, basketboldan gittim. Her şey basketboldan başladı. Ben küçükken annem basketbol maçına götürüyordu beni. Çünkü abim orada basketbol oynuyordu işte. Sonra ben de heveslendim. Dedim en iyisi ben de bir basketbol şeyine değinim. Ondan sonra 7 yaşındaydım işte. 7 yaşında basketbol şeyine girdim, takımına girdim. Ondan sonra Fransa'nın bir sınırına taşındık. Orada dedim ki devam edeyim. Belki de basketbol şeyine geri kariyerim olur falan. Ondan sonra baktım ki benim yaş grubum yok. Sonra oradan ben küçükken benim komşularımız vardı Fransa'da. Oradan çocuk hep kapıma vurdu. Diyor ki gel sen dışarıda top oynayalım falan işte. Kapımız yan yanaydı. Hep okuldan geliyordum, okuldan çıkıyordum. Hep diyordu ki gel top oynayalım falan işte. Ondan sonra oradan başladı. Sonra ben dedim ki tamam gel oynayalım falan işte. Sen devamlı Fransa'da devam ettin ben ama Fransa'da değil mi? Devam Fransa'da başlayıp evet. Fransa'da devam ettin değil evet. mi? Futbol hayatına. Fransa'da devam ettim. İlk önce basketbol maçından, basketbol takımında başladım. Sonra futbol şeyine girdim işte. Futbol 15 yaşında başladım futbola. Hatta anneme dedim ki beni daha önce yazdır. İstemedi işte. Dedi ki yok dedi sen futbol oynamazsın falan. Yani gerçekten anneler hep böyle diyor. Yani kızlar futbol oynamaz. Hem basketbolun hem de bir tık daha geç başlamanın dezavantajını yaşadın mı hiç futbolda?
Yani bu seni zorladı mı yoksa tam tersi daha fazla çalışıp daha fazla adapte olmanı mı sağladı? Yok abla, daha çok şey oldum ben. Daha hızlı değil mi? Benim ilk önce büyük abim var, Rıdvan isminde. Hatta babam ona Rıdvan takmıştı çünkü Fenerbahçe'de bir oyuncu vardı, Rıdvan Tekmen miydi? Evet. Evet. Ondan sonra babam abimi futbola yazdırdı. Bir bakmışım ki abim futbola devam etmek istemedi işte. Sonra ben onun kramponlarına gittim, ben gittim sağa. Sağa ben de oynadım. Ne kadar güzel bir hikaye. Aynen. O benim abim çok şey böyle, nasıl söyleyeyim, hayvan şeyleri sever işte, kedi, köpek falan. Hı-hı. Ondan sonra dedim ki en iyisi sen orada kal, ben futbola devam edeyim. Sonra bir küçük... Abinin aslında bayrağını sen devraldın. Evet, ben abimin şeysini aldım. Harika. Ondan sonra küçük kardeşim var, Selin. O da arkamda işte futbol oynuyor, Şişer'de. Aa, süper. Evet, FC Basel'de. Sonra işte ben de ilk önce birinci takımda USSG'de başladım, Fransa'da. Hı hı. Amatör kulübü de aynen. Sonra oradan şeye transfer oldum ben, İsviçre'ye. BC Old Boys'dan. BC Old Boys'dan da şeye transfer edildim, Concordia. Biz hatta BC Old Boys'la FC Basel beraber çalışıyorduk işte takım olarak. Sonra BC Old Boys'la oradan da Concordia'ya transfer edildim. Transfer Concordia'dan sonra şeye transfer edildim işte. Fenerbahçe'ye. Harika. Yurt dışından geldin. Tabii ki ikini de soracağım. Yani sana ekstra yurt dışındaki kadın futboluyla buradaki kadın futbolunu bize kıyaslarsan ne gibi farklar var mesela yurt dışında başlayıp devam etmiş bir oyuncu olarak? Bayağı çok, bana çok değişik geldi buranın futbolundan falan, bir de yurt dışındaki futbol. Yurt dışında tabii ki yurt dışında daha çok seviyesi olan daha çok kuvvetli. Alt ligler de daha fazla değil mi yurt dışında? Daha çok takım var. Ben Fenerbahçe'ye geldim, dedim denemek için işte falan. Bir de küçüklükten beri Fenerbahçeliyim bir de. Dedim şansımı deneyeyim Fenerbahçe'de. Gerçekten yani çok gurur duyuyorum kendimle. Harika, hoş geldin. Evet. İyi ki geldin. Tabii ki senin imzandaki imza töreninde ben vardım ki hiç unutmuyorum. Babanın gözyaşlarını da hiç unutmuyorum. inanılmaz duygusal bir imza töreni olmuştu bizim için. Baban buraya transfer olduğu için bayağı duygusal anlar yaşadı. Birlikte böyle ağlaşmışlardı. İnanılmaz duygusal bir andı. Hatırlıyorum, ben vardım. İmza törenini de beraber yapmıştık. Evet. Süper. Sana da sormak istiyorum. Şampiyonlar Ligi'ne gitmiş bir Türk oyuncu olarak yurt dışındaki kadın futboluyla burayı biraz kıyaslarsan, tabii ki biz çok daha yeni yeni gelişen bir alanız kadın futbolunda Türkiye olarak, ama yurt dışıyla burayı biraz kıyaslarsan tabii ki de var. Ben Şampiyonlar Ligi'ne Ataşehir Belediyespor'la gitmiştim. O zaman Ataşehir'in seviyesi ve futbolcuları bayağı bir yani milli takım seviyesindeydi. Biz gittiğimizde ilk önce Çek Cumhuriyeti ile karşılaşmıştık ve Çek Cumhuriyeti iki takımla beraber gelmişti. Bir 11, bir 11 daha. Bir de onun hani genç oyuncularıyla beraber gelmişlerdi. Hani biz de birazcık profesyoneldik ama onların profesyonelliğin de profesyonelliği vardı yani. Mesela biz antrenmanı bitirdiğimiz zaman onlar havuz antrenmanı yapıyorlardı, üstüne saha antrenmanı, üstüne de fitness'a giriyorlardı. Biz diyorduk nasıl dayanıyorlar diye. Yani ben de özeniyordum yani, istiyordum hani böyle seviyeye gelebilmek. Ondan sonra maçlarda zaten seviyeleri belli oldu. Fark ediliyor. Çünkü hani takımda biraz ablaların yaşı büyük olduğu için diğerleri genç oyuncuydu. Hani orada biraz seviye farkı belli oldu. Hem de tekniksel olarak, kondisyon olarak, dayanıklılık olarak hani seviyeleri bayağı farklıydı. Tabii daha hani uzun yıllar oynaması, daha fazla maç yapılması, daha fazla takımın olması. Ve diğer takımların yurt dışında hani kondisyon, hani dayanıklılık oranı çok yüksek. Mesela tabii bizde ki. Bizdeki mesela bazı insanlar sigara içiyorlar. Mesela maçlara çıkıyorlar. Böyle ben yani biraz çok daha profesyonellik, hani profesyonellik gelmiyordu yani bana. Ya çünkü Ataşehir'de de öyleydi. Ben hani duramadım. O yüzden o takımdan Şampiyonlar Ligi'nden sonra ayrıldım. Harika. Şimdi buraya geldin. Biraz evet, buraya tabii ki Fenerbahçe'ye transfer olma sürecini de dinlemek istiyorum. İlk Fenerbahçe'nin kadın futbol takımının açıldığını öğrendiğin an, ben tabii ki bütün kızlar sizin takım arkadaşlarınıza soruyorum. Açıldığını duyduğumuz an tabii ki hepimiz başvurmak, hepimiz denemeye katılmak, hepimiz o takım yani Fenerbahçe kadın futbol takımına transfer olmak istedik dediler. Siz ne düşündünüz? O seçmelere geldiniz. Nasıl bağlantıyı kurdunuz? Transfer sürecinizi de dinlemek istiyorum. Ben ilk önce, ben biliyorsunuz ekstradan da kaykaycıyım, milli kaykaycıyım. Antrenmandan döndükten sonra, kaykay antrenmanından televizyonda gördüm. Ve de gazetede gördüm.
Ondan sonra internet haberinde gördüm, önüme çıktı. Üst üste geldi yani. Bu bir böyle. İşaret. Sanki işaret gibiydi. Bu bir işaret olmalı. Ben de akşam babama döndüm, dedim baba Fenerbahçe kadın futbol takımı kuruyor dedim. Böyle yaptım. Babam da dedi ki hani seni de orada görürüz inşallah yaptı. Sen de orada olacaksın yaptı. Ben de dedim ki yok, beni almazlar dedim. Hani o kadar profesyonel futbolcu varken dedim, ben birazcık zor dedim herhalde. Çünkü o zamanlar hani Kireçburnu takımındaydım. Kireçburnu birazcık düşük seviyede olduğu için takım olarak hani beni isteyeceklerini sanmıyordum. Ben de o aracılıkla işte kurulma aşamasında benim arkadaşım vardı. Arkadaşım birazcık destek oldu hani oyuncu konusunda. Hani onlara Fenerbahçe'ye öneriyordu oyuncu. Ben de onun aracılığıyla geldim. Hatta kapıdan girerken dedim ki wow yaptım böyle girerken. Dedim hani benim burada nasıl gelebildim, inanamıyordum. Formayı giydiğimde üstüme böyle hani elim ayağıma dolanıyordu antrenmana çıktığımda. Çok şaşkındım ve Nihan Hoca ile çalışacağım için de mutluydum. Siz milli takımdan da zaten Nihan Hoca'yı... Ben Nihan Hoca zamanında yoktum. Ben yoktum. Talat Hoca zamanında vardım. Hı-hı. Ben birazcık hani millilik sürecim benim hani U19, U17 ve U15 süreci olmadı. Ben direkt A milliye çıktım. Hı-hı. O yüzden hani herkes bana diyor ki senin biraz daha farklı. Ben beklemiyordum da böyle bir şey. Hani geldiğim için çok mutluyum. İyi ki geldim diyorum. Ve hani bu formayı taşımaktan çok gurur duyuyorum. O zaten saha içindeki hırsından, performansından da o formayı zevkle taşıdığın çok belli oluyor. Hemen sana da gelmek istiyorum Neslihan. Senin transfer sürecin nasıl? Fransa'dan buralara nasıl geldin? Abla ben ilk önce buraya gelince gerçekten Fenerbahçe takımını ben şeylerden gördüm. Instagram'da gördüm. Kurulmuştu falan. Ben ilk önce söyle Jessica abla'ya yazdım. Çünkü biz Jessica abla'la beraber milli takımda oynamıştık. Milli takımında. Oradan Jessica abla'la işte dedim ki Jessica abla ne zaman kurulacak? Çünkü ben çok heyecanlıydım Fenerbahçe'de. Denemek istedim bayağı. Ondan sonra Jessica abla dedi ki işte biz bugünü bu tarihte açacağız işte falan. Ben dedim ki Jessica abla şansım var mı dedi gelsem takıma. O da dedi ki, şu anda da iyi görüyoruz sizin babanla birlikte gözyaşlarını. İlk transfer olduğun hatırlıyorsun değil mi evet, bu evet. Evet evet. Çok gururlandım ya. Değil mi? Harikaydı. Ondan sonra Jessica abla yazdım. Jessica abla dedi ki işte bu tarihte biz Fenerbahçe takımı açılacak. Sonra işte kağıt falan kartlar yolladı. Ben de doldurdum. Geldim. Seçmelere katıldın. Evet. Sonra seçmelere geldim. Sonra tesislerin önüne gelince Allah kafamda dedim ki gerçekten Fenerbahçe derece testlerindeyim şu an. İnanılmaz bir şeydi. Gerçekten çok gururlandım yani. Gerçekten harika. Harika Fenerbahçe'de oynamak. Ay, muhteşem. Böyle sizlerden de duyunca, sizin de mutlu olduğunuzu duyunca ben de çok mutlu oluyorum dışarıdan sizi izleyen biri olarak. Şimdi takım içine biraz gelmek istiyorum. Nihan Hoca'dan bahsettin. Hem Nihan Hoca ile çalışmak hem de öyle bir takım kuruldu ki şu anda. Tecrübelisinden gencine, yerlisinden yabancısına, herkes alanlarında profesyonel ve inanılmaz bir bağ ve bir organizasyon, inanılmaz açıklayamayacağım şekilde bir bağ kurdunuz birbirinizle. Takım içerisindeki o uyumu sormak istiyorum. Nasıl? Çünkü izliyoruz, bakıyoruz. Muazzam bir takım olduk. Herkes birbirinin açığını kapatıyor. Herkes birbirine yardımcı oluyor. Bu saha dışında da böyle bu arada. Biraz takım için senden dinlemek istiyorum. Öncelikle biz Fenerbahçe kurulduğu zaman birazcık hani alışamamıştık ilk önce birbirimizle. Yani yabancılık süreci. Çok doğal, çok yeni. Ama ondan sonra bir anda bir haftada kaynaştık. Ben bir anda hani hemen kanka olduk falan, merhaba ne haber konuşuyoruz böyle. Ama ondan sonra biz maçlarda oynamaya başlayınca gitgide birbirimizin oyun tarzını anlamaya başladık. Mesela benim hani bir vücut açımdan nereye koşacağımı veya nerede ne yapacağımı biliyorlar. Öncelikle Fatma ablayla oynamaktan çok gurur duyuyorum. Gerçekten çok iyi bir kaptan ve aile ortamının kurulmasında en büyük rol model diyorum. Öncelikle hocamıza da teşekkür ediyorum. Onur Bey'e de teşekkür ediyorum. Ve Kemal Bey'e de teşekkür ediyorum. Çok güzel bir takım kuruldu, aile ortamı ve hani anlatılmıyor yani takım gerçekten içinde. Gerçekten ben hani kelime bulamıyorum evet, anlatırken. Evet ben de o kelimeyi bulamıyorum. Yani onu dışarıdan tutkuyla oynuyoruz kesinlikle yani. Kesinlikle öyle. Yani tamam başarınız sahadaki görünüyor. Birbirinizle anlaşmanız görünüyor ama bunun bir de saha dışında, antrenmanlarda, tesislerde
Kıbrıs'ta muhteşem bir kamp dönemi geçirdiniz mesela. Kıbrıs'a ben de sizin yanınıza evet. gelme şansına nail oldum diyeyim. Muhteşem bir arkadaşlık, muhteşem bir aile, muhteşem bir keyifle çalıştınız yani. Biri bir şahit oldu buna. Hem eğleniyorduk hem antrenman yapıyorduk. Kesinlikle öyle. O da zaten o başarı ve saha içinde ve o başarıya da bence yansıyor diye düşünüyorum. Hemen Neslihan senin fikrini de almak istiyorum. Kıbrıs'taki otobüs yolculuğunda da eğlenceli anlar geçirmiştin. muhteşem bir takım oldunuz. Neler söylemek istersin bu takımla alakalı? İlk önce herkese çok teşekkür ederim. Hocalarıma, işte Onur abiye, Kemal hı hı. Bey'e, Nihan Hoca. Nihan Hoca bize çok güzel antrenmanlar yaptırıyor gelişmek için. Hı hı. Herkesin saygısı var. Takım olarak hani anlatamam. Herkes kendi yardım ediyor. Bir şey anlamadığı zaman ablalarıma sorarım. Fatma hı hı. abla, Ezgi abla, Merve abla. Ondan sonra yani... Bir şey sorunum olursa hocaların yanına giderim. Yani böyle futbol içerisinde bir şey anlamadığı zaman idmanlarda hocaların yanına giderim yani. Ki zaten Nihan Hoca'nın da genç oyunculara evet. ekstra çalıştırdığı ve ekstra şans verdiği bir hoca olduğu için siz genç oyuncu olarak bence daha şanslısınız diye düşünüyorum. Evet aynen. İşte ben gerçekten çok teşekkür ederim onlara. Bir de Kıbrıs kampında da işte bayağı çok iyi geçti. Kıbrıs yani kamplar bize çok iyi geldi. Evet. Kıbrıs kampı olsun, Amir takımda kampımız olsun bayağı çok iyi geliyor yani kamplar. Bir de zaten yeni kurulmuş bir takım. İlk defa birlikte bu kadar vakit geçirip bu kadar fazla antrenman programı geçirdiniz. O da yani Kıbrıs'ın ekstrasını çalışmanın sağ için dışında da birbiriyle kaynaşmanız açısından da bence ekstra sizi motive etti diye düşünüyorum. Evet çünkü evet. şeyde de milli takım kampına da gitmişken orada da mesela Riva kampında Galatasaray önceki kampında çok güzel bir kamp geçirdik. Zaten bu maça da yansıdı ve bambaşka bir Fenerbahçe çıktı ortaya. Kesinlikle. Biz de kendimize inanamadık nasıl böyle bir şey oldu. Yani giren oyuncusundan çıkan oyuncusuna kadar hepimiz birbirimize destek olduk. Hı hı. Yani her şey için teşekkür ediyorum gerçekten. İyi ki buradasınız ya. Evet, biraz peki. kendi stilinize gelmek istiyorum. Defans oynuyorsun ama sen kendini nasıl tanımlıyorsun saha içinde? Biraz kendi stilini anlatırsan bize nasıl anlatırsın mesela? Ben ilk önce futbola başladığımda hani defansı hiç sevmezdim başladığım zaman. Şaka. Evet, forvet oyuncusuydum. Forvet oynardım. Benim önüme atarlardı. Ben sürekli koşardım. Hep koşuyordum. Çok da severdim birebir oynamayı, çalım atarken veya hareket yaparken çok mutlu oluyordum, gülüyordum, eğleniyordum. Sonra beni forvetten açığa aldılar. Sağ sol açık oynadım, orta sağ oynadım. Tam orada sağ açık da oynadın değil mi? Evet. Sağ açık da oynayabiliyorum, sol açık da oynayabiliyorum. Sıkıntı olmuyor. Sağını nereye konulsam oynayabiliyorum. Yeter ki hani top olsun mantığıyla. Çok gönlü bir oyuncu. Evet. Bir de futbolu çok sevdiğim için kalpten yapıyorum. O çok hani belli. Ne olursa olsun. O çok yani belli ya. Sahada canımı koyuyorum ortaya yani. O çok belli canım. Yüreğinizle oynadığınız o kadar belli ki. Sen kendini nasıl tam? Senin bir talihsizliğin var. Biraz sakatlık yaşadın. Evet. Biraz takıma geldikten sonra taraftarlarımız seni fazla izleyemediler. Umarım tabii ki yavaş yavaş sağlığına kavuşuyorsun sen de. Hocamız şans verdiği sürece sen de tabii ki ilk 11'de belki daha sonra yedeklerde yerini alacaksın ama sen kendi stilini, kendi oyun tarzını nasıl tanımlarsın? İlk önce evet sakatlık geçirdim. Şu an çalışmaya devam ediyorum. Daha çok güçlü dönmek için. Gerçekten bizim için nasıl söyleyeyim takım olarak oynadığımız şey. Şimdi normalde ben yurt dışında forvet olarak oynuyordum. Evet forvet olarak. Bir de forvet olarak demiştim yanıca. Sonra yanıca beni sol açık oynattı. Sol açık da oynuyorum yani. Bayağı çok iyi. Yani iyi orta açıyorum bir de. Top olarak. Ortalarım çok iyi baya. Yani öyle devam ediyorum yani. Şu anda forvetten sen de değiştirme evet. gibi bir ya şey olmuşsun. Aslında genel olarak zaten herkes forvet başlamak ister futbolda. Hani çünkü gol atan her zaman daha fazla kıymetlidir. Defanstaki ve kaleciler hep yalnız olduğu için. Ama yine de bence muhteşem. Ben ama yıllar öncesinde sağ bek olarak oldum. Yani Beşiktaş'a transfer olduğum zaman ben de orta sağ gibi oynuyordum. Açıkta topu alıp oyuna soktuğum için hoca bana demişti ki seni öyle bir sağ bek yapacağım hani milli takıma gideceksin. Ben de dedim olmaz öyle bir şey dedim yani ben nereden milli takıma. Çünkü yaşım birazcık o zaman büyüktü 19 falandım.
Çünkü birazcık ufak tefek göründüğüm için herkes bana sorardı, hani sen milli takıma gidiyorsun da herhalde genç oyuncusun. Diyordum yok yaşım 19, inanmıyorlardı. O zamanlar işte sağ bek oynamaya başladım. Sonra sağ bek olarak kaldım. Yaşa şeye bakmıyor, tamamen yetenek, saha içindeki yeteneğin. Biraz da futbol dışına gelmek istiyorum. Eğitimleriniz devam ediyor. Çok fazla biliyorum yoğun antrenman programı ve maç programınız var. Futbol dışında neler yapabiliyorsunuz? Hem eğitim olsun hem de hobileriniz, özel hayatınız. Kendinize nasıl vakit ayırıyorsunuz? Değil mi? Sen önce hadi bu sefer senden tamam, başlayayım Neslihan. İlk önce ben diplomamı almıştım Fenerbahçe'ye gelmeden önce. Okulumu bitirdim Fransa'da. Bak Position Misrasyon diplomasını aldım sekreteri üzerine. Okula... Onu tercüme edelim çünkü kimse hiçbir şey anlamadı az önce. Evet. Şey, Bak Position Misrasyon şey, sekreteri üzerine yani bürolarda çalışmak için, telefonlara cevap vermek için. Ondan sonra o diplomamı aldım, buraya geldim. Ya ondan hariç işte... İşte bazı günler dışarı çıkıyorum arkadaşlarımla, vakit geçirmek için şarkı dinliyoruz, işte müzik. Bazı günler kitap okuyorum hobi olarak. Harika. Vaktimiz öyle geçiyor. Öyle sonra geçiyor. Antrenman saati geliyor. Sonra zaten aynen. Evet. Antrenman. O arada da işte müzik dinleyip kitap okuyabiliyorsunuz. Evet, aynen. Sen neler yapabiliyorsun? Ben öncelikle okulum devam ediyor. Üniversite, Marmara Üniversitesi'nde okuyorum. Spor yöneticiliği bölümündeyim. Dördüncü sınıf öğrencisiyim. Bir dersten kaldığım için mezun olamadım. Olsun, bu tempoda çok doğal. Ben milli kaykaycı olduğum için futbol antrenmanları öncesi ben kaykay antrenmanlarına gidiyorum. Ondan sonra maçlara yakın zamanda tabii ki de kaymıyorum. Mesela cumartesi günleri kaymıyorum. Maç sonrası, hani maç bittikten sonra kulübe döndüğümüzde ben direkt kaykay antrenmanına gidiyorum. Bir günün senin dolu dolu sporla geçiyor o zaman. Evet, normalde tüm haftan full dolu. Annem seni diyor ki senin yüzünü ne zaman göreceğim okulun diyorum. Okulun spor yöneticiliği, kayak yapıyorsun, evet. Futbol antrenmanı yapıyorsun. Antrenman dışında zaten maç günleri oluyor. Bazen çift maç haftası oluyor. Çarşamba ve pazar günleri oynuyorsun. Evet. Sen futbol, yani evet, futbol ve spor dışında, çok bir herhangi bir şey yapamıyorsun. Yok, gezdiğim zamanlar mesela daha çok spor yaşamım var gezdiğim yaşamda dediğim zaman ama... Hayır. Ya çünkü futbol olmadığı zaman direkt kaykay. Çünkü benim birazcık da hayatım kaykay yani bandında. Yani nasıl desem, orada da olimpiyat, 2020 olimpiyatlarına hazırlanıyorduk. Milli kaykaycı olduğum için. Onun elemelerine giderken birkaç talihsizlik yaşadık. Yani Türkiye'de izin sıkıntımız oldu. İki yarışmaya gidebildik, sonra yarışmaya gidemedik. Kötü olmuş. Evet. Ama ben yine kaymaya devam ettim. O da çocukluktan geliyor. İyi, süper. O da ekstra bir hobin olarak. Yok. O da aynı. Ay, o da aynı. Hobi değil. Normal hobi meslek değil. Olarak aynı. Yani meslek ama kaykay. En azından hani evet. Hobi olarak yaptığım bir meslek. Yani evet. O da en azından bu yoğun tempoda bir nevi seni deşarj edebilecek. Futbol evet. Dışında deşarj edebilecek bir alan aslında, değil mi? Yani şey olarak mesela %60 futbol, %40 kaykay geliyor. Böyle böyle. Süper. Ya. Ama ben bir de Fransa'da oynarken futbolun dışında şey, plaj futbolu oynadım. Plaj futbolu. Evet, plaj futbolu. Gerçekten... Yani gelişme olarak çok gelişiyorsun futbol fark pozisyonu. Ediyor değil evet, mi? Evet bayağı. O plaj futbolu yani kumda ve çıplak ayak evet. Oynamak daha fazla zor evet, değil mi? Evet oynadım ben. İsviçre'de de hatta oynadım. İşte sonra Fenerbahçe'ye gelirken yani dedim ki zaten olmuyor da. Eğer bir takımda bir gün kurulursa yani. Plaj voleybol. Evet. Ay voleybol. Plaj futbolu futbol, da evet. Tabii ki muhteşem bir acayip şey. Acayip zevkli plaj futbolu. Bayağı zevkli. Evet. Ya işte izlemesi benim için çok keyifli. Tabii ki. Ben işi profesyonellere bırakayım. Ben yavaş yavaş toparlamak istiyorum. Son olarak tabii ki taraftara mesajınızı almak istiyorum. Pazar günü yine Beylerbeyi'nde çok önemli bir karşılaşmaya çıkacağız. Rahat bir galibiyet olmasını umut ediyoruz. Buradan hem maç yorumunuzu hem de taraftara mesajınızı almak istiyorum. Neslihan'la başlayalım. Hadi Neslihan senle başlayalım. İlk önce taraftarlarımıza çok teşekkür ederiz. Çünkü her zaman destekliyorlar falan işte. Biz pazar günü maçımız var 12'de. Hatay'a karşı oynayacağız. Onları bekliyoruz. Onların destekleri bize çok lazım yani. Kesinlikle. Bayağı çok lazım. O yüzden onları bekliyoruz Beylerbeyi'nde. Beylerbeyi'ne pazar günü saat 12'de evet. Tüm taraftarlarımızı bekliyoruz diye dipnot düşeyim ve tekrar ben öncelikle şöyle söyleyeceğim. Yani terimizin son damlasına kadar mücadeleye devam edeceğiz. Hatay'da geçit vermeyeceğiz. Bence bomba gibi Fenerbahçe geliyor. Motivasyonumuz da çok yüksek. Ben takıma da inanıyorum ve taraftarlarımızı maça bekliyorum. Kesinlikle. İnşallah güzel bir maç sergileyeceğimize inanıyorum. Güzel bir oyun olacak. Hep birlikte ailece. Yani bilmiyorum ben şimdi
hem bir Fenerbahçe çalışanı olarak hem bir Fenerbahçe olarak bir de ekstra taraftar olarak sizi izliyorum. Sizi taraftar olarak izlemek aşırı keyifli kadın futbol takımını. Çünkü gerçekten az önce de dediğin gibi terinizin son damlasına kadar mücadele ediyorsunuz. Hiç yılmıyorsunuz. 5-0, 6-0, 7-0 önde olsanız bile hala gol arayan, hala saldıran, o bırakmayan bir takıma sahibiz. O yüzden ben sizlere taraftarlar adına da teşekkür etmek istiyorum. Bu hırsınızdan ve pes etmemenizden, maçı bırakmamanızdan dolayı. Biz teşekkür ederiz. Böyle güzel bir kulüpte oynadığımız için, bize böyle bir şans verildiği için. Harikasın. Öncelikle tüm Fenerbahçe'ye teşekkür ediyoruz. Biz de sizlere teşekkür ediyoruz. Pazar günü o zaman görüşmek üzere sizlerle diyorum. Şimdiden Hatay maçında sizlere başarılar dileyelim. Çok teşekkür ederim. Biliyoruz ki teşekkür zaten ederiz. Galip geleceğiz. Sizlere İnşallah. Güveniyoruz. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah. Teşekkür ederim. Evet, Armamızın Gücüyle programında bu hafta Merve ve Neslihan bizlerle birlikteydi. Biz tekrar hatırlatalım. Pazar günü Hatay karşısında mücadele edecek kadın futbol takımımız. Tüm taraftarlarımızı Beylerbeyi Spor bekliyoruz. Saat 12'de kadın futbol takımımızı Beylerbeyi'nde destekleyin. Şimdilik hoşça kalın diyorum.